bu zamana kadar vermiş olduğunuz network eğitimlerinde ya da firmalarında görmüş olduğunuz en büyük hatalardan biri neydi? Ya da distribütörlerin yapmış oldukları hatalar neydi? Ben mesela bu hatayı şöyle görüyorum. Birçok eğitime katılıyoruz ama eğitimde aldığımız birçok bilgiyi sahada uygulayamıyoruz. Yani bilgi salt kalıyor, bagajımızda sadece duruyor, sahaya uygulanmıyor mesela. Buna benzer daha yaşadığınız ya da firma ve distribütörlerin yaşadığı problemler neler? Şimdi en büyük tıkanıklık benim gördüğüm network marketing firmaları bu işi bir motivasyon, eğitim değil de motivasyon haline getirip işte binlerce kişinin herkes birbirini alkışladığı sadece ve sadece 72 saat dışsal motivasyon sağlayacak organizasyonlara çok ağırlık veriliyor. Yani teknikle, bilgiyle, donanımla çok arttırmak yerine motivasyon daha çok önem kazanıyor. Promosyonlar. Evet, promosyon ve motivasyon kullanılıyor. Evet, bunlar önemli. Ancak bunlar dışsal motivasyon. Bakın, birine sen dünyanın en iyi yüzücüsün, senden daha iyi yüzücü yok, sen harikasın demeniz hiçbir şey etmez. Yüzmeyi öğretmeniz gerekiyor. Evet, suya sokmanız lazım. Evet, suya sokacaksınız, yüzecek, sahada, sokakta biraz dayak yiyecek. Çıkacak, gelecek sorularıyla, onlarca soruyla gelecek. Bu organizasyonların en büyük pozitif olmayan yönü, negatif yönü şu, gerçekten o insanlar motivasyonla işte bir yerlere gelebileceğini düşünüyor. Ancak ve burada uzun vadeli kalıcı olabileceğini düşünüyor. Evet, ama onun gerçekten dışsal motivasyonun yıllarca devam edeceğini düşünüyor. Hiçbir dışsal motivasyon 72 saatten daha fazla işe yaramaz. İster motivasyonu yakalaması gerekiyor. Neyi nasıl yapabileceğini öğrenmeli, öğretmeli ve öğrenmeyi başkalarına da öğretebilmeli. Eğer bu sistemi kurarsanız, örneğin çok iyi bir lider çok kısa bir süre içinde sunum teknikleri eğitimi verebilmeli. Çok iyi bir lider etkileşim eğitimi vermeli. Çok iyi bir lider müzakere ve süreç yönetimi, çatışma yönetimi eğitimleri verebilmeli. Ekibinde de en az 25-30 kişi bunu verebilmeli. Bu organizasyonları yapabilmeli. Eğer gerçekten öğrenmeyi öğrenir ve öğrenmeyi öğretebilirsek önü kesinlikle kapanmayan bir sistem buluyor. Sonuçlarımız kaçınılmaz hale gelir. Kesinlikle. Yani siz hata yapmak isteseniz de yapamazsınız. Artık süreç sizin elinize işlemeye başlar. Kesinlikle. Yani.